Selamlar herkese. Bugün sizinle bu yaz yapacağım motosiklet turları üzerine konuşacağız. İyi seyirler. Az gittik, uz gittik. Sonunda yine bir eğitim yılını daha bitirdik sayılır. Bugün son haftanın pazartesi kaydı. Her zaman olduğu gibi ne zaman yetiştirip paylaşabileceğimden emin değilim ama en azından ben söylemek istediklerimi birazcık sizinle konuşayım istiyorum. Bugün pazartesi günü, cuma günü karneleri verdikten sonra mübarek tatilimize başlıyoruz biz öğretmenler olarak. Tabii ki yine yapılması gereken işlerimiz vesaire var ama Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışan öğretmenlerin çoğu yazın tatilde oluyor. Doğru. Yani resmi olarak adı tatil olmasa da bir işimiz olmuyor. Neyse, tatil işte, evet haklısınız. Bu tabii ki benim gibi gezmeyi seven insanlar için biçilmiş kaftan çok iyi, yani fazla iyi. Bugüne kadar bu tatillerde bir kez ciddi bir gezi yapabildim. O da 2019'da Gürcistan, Azerbaycan ve İran turu olmuştu. Yanılmıyorsam 8000 kilometrelik bir turdu. Tenere 660'da gezmiştim ve Tenere 660'ı sevmediğimi o turda anlamıştım. Çünkü çok fazla uzun yol sürmem gerekiyordu. Özellikle İran'da o kadar fazla boş yolda sürüyordum ki Tenere yetmiyordu gerçekten. Hani birazcık daha güçlü bir motor istiyordu insanın canı. Hani MT-25 ile daha rahat ederdim, öyle söyleyeyim size. Neyse, 2020'ye gelindiğinde pandemi patladı ve çok bir yurt dışı planı yapmak mümkün olmadı açıkçası. Kimse yapmadı neredeyse. Biz de o bahaneyle bir doğu turu yapmıştık. MT-25 vardı o zaman. Evet, doğu illerini gezerek sonra biraz içeriden toplayarak Erzurum, Erzincan gibi ortalardan gelerek yolculuğu tamamlamıştık. Sonrasında 2021 oldu. Pandemi yine müsaade etmedi. Yine yurt dışına giden sayısı çok azdı. Hani yurt içinde de kafamıza göre bir yere gidemiyorduk açıkçası. O da öyle geçti. 2021'de de bunların olacağını öngörmüştüm. Öncesinde Şubat ayında bir Akdeniz turu yapmıştık. Sokağa çıkma yasakları falan varken izin alarak sahili tamamen sürerek Ege Akdeniz rotası yapmıştık. İzmir'de bitirmiştik o zaman. Yine iki motor, yine MT-25 ile. Hatta bu herkesin söylediği, met ettiği Kaş Kalkan yollarını hiç kimse yokken, sadece iki motor, gerçekten hiç kimse yokken bomboş bir şekilde sürmüştük. O meşhur Kaputaş plajında yani sıfır kişi vardı ya da belki bir kişi falan vardı. Bomboştu ya, hani o yani çok saçma bir yerde. Yani araç park etmeye kesinlikle yer yok. Acayip alakasız bir yerde ama hiç kimse yoktu. Biz o virajların hepsini gönül rahatlığıyla dönüp yolları sürmüştük. Güzel bir rota olmuştu. O kadar güzel olmuştu ki, yani Şubat ayında o kadar güzel bir hava olması zaten enteresandı. Aynı yolların yine tadını çıkartarak dönmüştük. Yani bence efsane rotalardan bir tanesidir. Çünkü çok eğlenceli bir rota, yani motor sürmek için çok eğlenceli bir mevsim. Çok eğlenceli yollardaydık. Onun da öyle bir tadını çıkartmıştık biz. Hiç acımamıştık valla. Sonra yaz olduğunda baktık ki biz hiçbir yere gidemiyoruz. Çünkü pandemi yine müsaade etmiyor. Civarda gezmek istediğim bir yer de kalmadı. Bir Tracer'la yaz turu yapmıştık Ege'de. Hani o yani yazın ancak o kadar oluyordu. Yurt dışına yine çıkamıyorduk. Ardından Antep'e döndüğümüzde işte Adana'ya, Küp Şelalesi'ne, çok güzel bir yerdi bu arada. Ve ardından minik bir doğu turu yaparak Van Gölü'nün üzerinden İşte Adil Cevaz vesaire, oralardan Muş, Bingöl, oralardan geçerek minik bir tur daha planlayarak o yılı da öyle tamamlamıştık diyelim. 2022 geldiğinde, videolarda da daha önce çok bahsettim. 2021'in sonunda yaptığım canlı yayınlarda ve videolarda çok kez anlattım bunu. Dolardaki hızlı artış, hani benim telefon almayı planlarken artan dolar var ya, o dolardaki hızlı artış ekonomiyi alt üst etmiş. 2022'nin başında da enflasyon çılgın fiyatlar olmuş.
aldığımız sattığımız motorların fiyatları bambaşka hallere gelmişti. 2022 Türkiye'de bence ekonomik olarak en hızlı fiyat artışının, piyasa artışının olduğu yıl diyebilirim. Çünkü çok çılgın olmuştu her şey gerçekten. Hani motor alamıyorduk. O kadar eder mi, bu kadar eder mi derken her şeyin fiyatı çok uçuyordu. Ama bir şekilde çok daha işte ne bileyim önceden birazcık kenara attığım dolarlarla Rusya Magadan BAM rotası vesaireyi sürmeye artık kafaya koymuştum. Başka bir plan da yapmamıştım yani, mentalite olarak ona hazırdım ve o şekilde düşünüyordum açıkçası 2022'de. Fakat ne oldu bu sefer de? Versys'im vardı hatırlıyorsunuz. 2022'de de Rusya Ukrayna'ya savaş açtı ve Rusya vizesi sıkıntıya girdi. Rusya vizesi sıkıntıya girmese bile hani bir şekilde diyelim aldın. Ama yani geride ailen kalıyor. Savaşta olan bir ülkeye ziyarete gidiyorsun. Yani bunları her zaman herkese anlatmak kolay değil. Böyle riskleri almak da her zaman akıllıca değil. Çok da gerekli değil açıkçası. 2022'de de Magadan'ı iptal ederek Versys'te bir Karadeniz rotası çizdim. Yaylalardan gidip sahilden döndüm. Bunu geçen sene videoları izlediyseniz biliyorsunuz, zaten bolca video var bununla ilgili, hem kanalda bölüm bölüm olarak hem de biraz derlemeli, biraz kırpmalı tek bölüm halinde bunun videosu var. Peki, o da bitti. Geldik 2023'e. 2019'dan beri yurt dışına çıkmamış ben. Pandemiler geçmiş, savaş durulmuş. Artık kafamdaki Rusya Magadan rotasını yapmak için mental olarak hazırım. Yani artık yapılabilir diye düşünüyordum. Fakat bu sefer de bazı ailevi sebeplerden ötürü maalesef yine yurt dışına çıkamıyorum. Bu sene o rotayı yapamayacağım. Yani motorla yurt dışı seyahati bu sene de maalesef iptal. Bunu üzülerek bildiriyorum. Fakat çok kez sorulduğunda ben hep Magadan planım var diyordum. Artık belki ben de pes etmeliyim, kabul etmeliyim bu yaz gidemeyeceğimi. Bu yaz için bu plan iptal oldu arkadaşlar. Peki sırada ne var? Ne yapacağız? Nerelere gideceğiz? Şimdi beni biliyorsanız, azıcık gördüyseniz, şu aletin üstüne binmeden bir yaz geçirmiyorum. İlla bir yerlere gidiyorum, kısa veya uzun. Geçen yıl yaptığım TET rotaları vardı, belki hatırlarsınız. Bunların yeni rotalar çıkartılmış. Buraya yakın daha böyle İç Anadolu'da olan rotalar var. Onlarda gözüme kestirdiğim bazı rotalar var. Özellikle Kütahya civarında güzel rotalar gördüm. Oralara gidebilirim. Fakat TET rotaları için şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Yani geçen sene girdiğim kadarıyla yollar bayağı yaylalardan geçiyor. Yani yaylalar da böyle şehir merkezinde olmuyor. Bir yayladan öbürüne çok ücra yerlerden gidebiliyorsunuz. Ki o rotalar yani ana yola çıkmadan çizilmeye çalışmış olan rotalar. Yani çok fazla off-road sürmeniz gerekiyor. Yani risk fazla. Eğer bir kaza, düşme, yaralanma, sakat kalma, işte ne bileyim bir yerini incitme, sinek, böcek, yılan sokması gibi bir şey olduğunda başınıza ciddi iş alabileceğiniz rotalar. Geçen yıl girdiğimde bunu fark ettim. Hatta bizim yaylalarda, Karadeniz yaylalarında gezerken de bunu fark ediyor insan. Buralarda tek başına motosiklet sürmek çok akıl kârı değil. Bu benim şahsi görüşüm. Sen yo çok akıllıca diyebilirsin. Eyvallah, bir yorumum olmaz. Ama bence bugünkü off-road sürüş kabiliyetim, ilk yardım, arama, kurtarma ve teknik bilgim, ekipmanım, teçhizatım, uydu telefonum yok bu arada. SOS çağrı cihazım yok. Bunları göz önünde bulundurduğumda benim oralarda tek başıma gezmem çok akıllıca değil. Ama kendime bir arkadaş bulabilirsem, birkaç rota var kafamda. En az 2 kişi, en fazla 3 veya 4 kişi olmak üzere böyle minik rotalarda kendi off-road becerilerimizi deneyebiliriz, kamp yapabiliriz ve yani doğaya kaçabiliriz en azından. Niyetim böyle. Bunun haricinde bir yurt dışı planım var. Fakat motosiklette olmayacak. Onunla ilgili de aslında yeni bir kanal düşünüyoruz. Belki o kanalda paylaşımlar yaparız, video çekebilirsek.
Ve bunun da haricinde ek olarak bu yaz tabii ki buralarda olacağım için belki hiç hayatımda katılmadım ama festivallere birine ikisine katılırım. Belki kamp organizasyonlarımız devam eder. Henüz çıkmadık ama Uludağ'a offroad yaparak çıkarız gibi bir iki etkinliğimiz olacak muhakkak. Ama yani uzun soluklu bir yolculuk olmayacak. Motor hazır bu arada. Her şeyini hazırladım. Ben de hazırım. Ama böyle bir rota yapacak şartlar ailevi sebeplerden oluşmadı. Yani ben çok şey anlatmam ailevi konularda. Çok anlatmam. O yüzden bunu da böyle üstün körü geçiyorum bu şekilde. Ama motosiklet rotası ile ilgili bir şeyler çıktıkça sizinle böyle paylaşıyorum. Bu yaz için yeni bir şey çıkmadığı için geçen yaz çok güzel gezmiştim aslında. 26 günlük fıstık gibi bir tur olmuştu. Bu yaz için öyle bir şey söz konusu değil gibi. Ama bu da buralarda bir şeyler yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Durumlar bu şekilde. Yani çok uzun soluklu bir yolculuk olmayacak ama yine civarda bir şeyler olacak. Yani bu motoru aldığım için bununla araziye çıkmadan ben rahat etmem. Onu muhakkak yaptığımı göreceksiniz. Onun haricinde de bir şeyler olursa, etkinlikler olursa ben size haberdar ederim. Ben o yüzden Instagram'dan anlık paylaşımlar yapıyorum. Oradan takip etmeyi unutmayın. Bu kanalı da takip etmeyi unutmayın. Birilerine bahsedin. Beğendiyseniz işte ne bileyim like'a basın. Beğenmediyseniz basmayın. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Dikkatli sürün. Yaz geldi. Asfaltlar ısındı ve eridi. Yol tutuşu azaldı. Herkes yollara döküldü. Özellikle karne ve bayram tatillerinde dikkatli sürelim, sürmüş olalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.